Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 9 Haziran günü yaşanan gelişmeleri sizin için derledik. Ukrayna'nın güneydoğusunda yer alan ve kısmen Rus işgali altında bulunan Zaporijya bölgesindeki Rus yanlısı bir yetkili, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerdeki tahılı Kırım üzerinden Türkiye ve Orta Doğu'ya göndermeye başladığını söyledi. Öte yandan Kremlin sözcüsü Peskov gazetecilere verdiği demeçte Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden taşınarak ihraç edilmesi konusunda Türkiye ile herhangi bir anlaşmaya varılmadığını belirtti. Zaporijya'daki Rus yanlısı yönetimin bölgenin Rusya'ya katılımı konusunda bu yıl içerisinde bir referandum düzenlemeyi planladığı bildiriliyor. Polonya Cumhurbaşkanı Duda, Almanya ve Fransa liderlerini Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptıkları telefon görüşmeleri nedeniyle sert bir şekilde eleştirdi ve durumu 2. Dünya Savaşı sürerken Adolf Hitler ile sohbet etmeye benzetti. Kremlin sözcüsü Peskov, Gazprom'un Avrupa'da daha fazla ülkeye doğalgaz arzını kesmesini beklemediğini ve alıcıların ödemelerini ruble ile yapmaları yönündeki planın hedeflendiği şekilde işlediğini söyledi. ABD'nin Kiev Büyükelçisi Brink, geçtiğimiz ay onaylanan 40 milyar dolarlık yardım paketinin 1 milyar dolarlık ilk kısmının Ukrayna makamlarına teslim edildiğini duyurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Luhansk bölgesinde yer alan Severodonetsk kentinin işgalinin başlamasından bu yana görülen en zorlu mücadeleye sahne olduğunu, buradaki savaşın Donbas'ın kaderini belirleyeceğini açıkladı. Luhansk valisi Haydai, Severodonetsk'ten sivilleri tahliye etmenin şu anda imkansız olduğunu, öte yandan Batı'nın uzun menzilli silahlar tedarik etmesi halinde Ukrayna güçlerinin kenti 2 veya 3 günde temizleyebileceğini söyledi. Ukrayna Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rusya'nın kontrolünde bulunan Herson'da düzenlediği karşı taarruzda bazı bölgeleri geri aldığını duyurdu. İngiltere Savunma Bakanlığı'nın güncel istihbarat notunda Severodonetsk'teki şiddetli çatışmaların sürdüğü, ancak Rus ordusunun son 48 saat içinde İzyum kentinin güneyine doğru ilerleme çabalarını arttırdığı kaydedildi. Rusya'nın BM daimi temsilcisi Nebenzia, BBC'de katıldığı bir programda Rus ordusunun Ukrayna'daki ilerleyişinin sürdüğünü, Luhansk ve Donetsk bölgelerinin çok yakında özgürleştirileceğini söyledi. Rusya'nın Baltık Denizi kıyısındaki Kaliningrad açıklarında 60'tan fazla savaş gemisi ile 40'tan fazla savaş uçağı ve helikopterlerin katılımıyla deniz tatbikatlarına başladığı bildiriliyor. AB Komisyonu, insani krizin her geçen gün derinleşmesi nedeniyle Ukrayna'ya 205 milyon avroluk ilave insani yardım gönderileceğini duyurdu. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, işgalin başladığı 24 Şubat'tan bu yana 7,3 milyon Ukraynalının ülkeyi terk ettiğini, 44 Avrupa ülkesinde 4,8 milyon Ukrayna vatandaşının mülteci olarak kaydedildiğini açıkladı. BM Genel Sekreteri Guterres açıklamasında, Ukrayna'daki savaşı eşi görülmemiş bir açlık ve sefalet dalgasını beraberinde getiren sosyal ve ekonomik bir kaos olarak tanımladı. BM tarafından hazırlanan bir raporda ise 94 ülkeden yaklaşık 1,6 milyar insanın Ukrayna krizinin en az bir boyutundan etkilendiği ve bununla baş edemeyecek durumda olduğu iddia edildi. Mariupol'de Ukrayna askerleriyle birlikte savaşan iki İngiliz ve bir Fas vatandaşının Donetsk bölgesindeki Rus yanlısı bir mahkemede görülen duruşmada ömür boyu hapis cezasına çarptırıldıkları bildiriliyor. Moskova'daki Musevi cemaatinin baş hamamı Pinchas Goldschmidt'in Ukrayna'daki Rus işgalini desteklemesi yönündeki baskılar nedeniyle Rusya'yı terk ettiği bildiriliyor. Avrupa Merkez Bankası'nın Ukrayna'daki savaşın da etkisiyle rekor seviyelere ulaşan enflasyonla mücadele etmek amacıyla faiz oranlarını gelecek ay 25 baz puan yükseltmeyi planladığı aktarılıyor. Avro kullanan ülkelerdeki yıllık enflasyon, Mayıs ayında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan
%8,1'e ulaşmıştı. Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'nın Ukrayna limanlarını bloke ederek dünya genelinde milyonlarca insanı gıda güvensizliğiyle tehdit etmesi nedeniyle BM Gıda ve Tarım Örgütü üyeliğinden çıkarılması çağrısında bulundu.